Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Hemen konuğumuza döneceğim. Ali Emiroğlu, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Ali Bey, merhabalar. Merhaba. Ali Bey, şimdi biliyorsunuz iklim krizinin olumsuz etkileri dünyada net olarak ve artarak maalesef devam ediyor. Bunu her yerde, gıdamızda, havamızda, solduğumuz havada ve çevrede gözlemliyoruz. Ve krizle mücadelede bütün ülkeler, gelişmiş gelişmekte olan ülkeler mücadelede bir çaba gösteriyorlar. Sektörler de keza aynı şekilde. Bu iklimle mücadele konusunda, daha doğrusu iklim kriziyle mücadele konusunda madencilik sektörü nasıl bir rol üstlenmeli? Madenlerden de vazgeçemeyiz ama tabii ki iklimden de aynı şekilde ve çevreden de. Buyurun Ali Bey. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Öncelikle belirtmek isterim ki madenler hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yaşamımızın her yerinde var bildiğiniz gibi. Her anında var. Madenlerden yapılmış ürünleri soframızdan arabamıza, trenlere, gemilere kadar her yerde kullanılıyor. Yaşamımız madenlere, bugünkü refah seviyemiz madenlere bağlı. O yüzden de madenler ham maddesi olarak kullanılan sanayilerin de çok önemli bir girdisi. İnsanlığın en önemli parçası. Ve gelecekte de bu devam edecek. Belirttiğiniz gibi iklim krizinde de son derece önemli bir rol üstlenecek madenler ve madencilik sektörü. Bunun da temel nedeni yeşil enerji dönüşümünde, yeşil rüzgar enerjisinde, elektrik enerjisinin üretimindeki güneş panellerinde ve ayrıca otomotivlerde de madenler olan ihtiyaç çok daha fazla bir hale gelecek. Bunu da zaten biraz sonra daha detaylı olarak sizlere açıklayacağım. Ama madenleri özet olarak söylersek, madenler gerçekten de sadece bizim hayatımızın her alanında değil, yaşamımızı sürdürmemiz için gıda üretiminde de, tıp sektöründe de, sağlık sektöründe de son derece önemli bir rol oynuyor. İklim değişiminde de madenler bu değişimin ve bu mücadelenin itici gücü olacak. Bildiğiniz gibi Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 2050 yılında sıfır emisyon hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmada Türkiye'nin de Türkiye'de bu anlaşmanın imzacılarından biri. Anlaşmanın temel amacı emisyon azaltımı, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının azaltımı. Bu sayede de dünyanın ısı artışının 2 derecenin çok daha altında tutulması planlanıyor. Bunda da temelinde 2050 yılındaki gezegenin karbon nötr hedefine ulaşmasında da yeşil dönüşüm ve stratejik madencilik gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Bunun da detaylarını ileriki şeylerde tekrar açıklayacağım. Şimdiden açıklayalım mı yoksa ilerleyen herhalde olabilir. Slaytlarda. Şimdi de yapabiliriz. Şimdi de biraz açalım şimdiden. İsterseniz bunu. Biraz şöyle, çünkü bununla birlikte yani aslında şu soruyu ekleyerek isterseniz açalım. Yenilebilir enerjide de yoğunluklu madenler kullanılıyor, biliyoruz. Dolayısıyla evet. Son zamanlarda bu fosil yakıtların biraz daha geri planda olması ve daha yeşil yakıtlara yönlenilmesi iklim krizi nedeniyle yenilebilir enerjinin payını artırdığını gözlemliyoruz. Tabii bunda madensiz olmuyor. Burada da değerli, önemli madenler de kullanılıyor. Bu ikisinin ilişkisiyle beraber bunu anlatırsak geniş bir şekilde sevinirim. Buyurun. Tabii ki. İklim kriziyle mücadelenin en önemli araçlarından biri de tabii ki yeşil enerji kaynaklarının kullanımı. Ülkemiz de bunu gerçekten son derece önem veriyor. Gerek rüzgar enerjisine, gerek de güneş enerjisine. Yenilebilir yeşil enerji kaynaklarına büyük önem veriyor. Mevcut kurulu kapasitemiz ülkemizin %54'ü yenilebilir kaynaklardan sağlanabiliyor. Önümüzdeki yılda, önümüzdeki bu yıl içinde, pardon 2022'de de 2600 megawattlık bir artış planlanıyor ki bunun da çok büyük oranda yenilebilir enerjiden, güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanılacak. Peki bu elektrik üretiminde yeşil enerjide başrol neler olacak derken, başrol aslında temelde kıymetli metaller ya da stratejik metaller dediğim nikel, kobalt,
özellikle nikel, kobalt ve lityum olacak. Burada bunlar olmadan da yeşil enerjiye dönüşümü mümkün gözükmüyor. Bugün hem dünyada hem ülkemizde bunlara olan ihtiyaç arttıkça madencilik sektörünün de önemi daha da artıyor. Şimdi bugün kıyı tipi bir rüzgar santralında normal bir santrale göre en az 8 kat fazla madene ihtiyaç var. Bunun dışında açık deniz rüzgar santrallerinde ise eşdeğer bir gaz santraline göre 12 kat daha fazla madene ihtiyaç var. Madencilik çalışmalarının gelişmesi ve güvenli tedariğin sağlanmasıyla da yenilebilir enerji kaynaklarının fark yaratması gerçekten mümkün. Bugün iklim krizi küresel düzeyde tüm ülkelere olumsuz etkilediği bir gerçek. Özellikle de gıda tedariğini. 2050 yılında sıfır emisyon hedefinin konuşulduğu dünyada da bu hedefi yakalamak kritik madenlerin üretilmesine bağlı. Ülkemiz bildiğiniz gibi 90 çeşit madenden 80 çeşidine sahip ve bunun biz 60 çeşidini de üretebiliyoruz. Maden çeşitli açısından da zengin bir ülkeyiz. Fark yaratma potansiyeline de sahibiz. Ve sektörümüz sorumlu bir madencilik anlayışıyla da bunu gerçekleştirmeye hazır. Temelde iklim kriziyle gerçekten mücadelede stratejik madenler ve nadir toprak elementleri üst düzeyde bir öneme sahip ve bütün dünyada bunun peşinde koşmaya devam ediyor. Ben eğer izin verirseniz yeşil dönüşümün dışında elektrikli araçlarda da bu yeşil dönüşümde elektrikli araçların öneminin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İzin verirseniz bunu da açmak isterim. Tabii bununla beraber bu elektrikli araçlar meselesi önemli. Ki elektrikli araçlarda madenlerin kullanımı da çok önemli. Dolayısıyla bunu da ekleyerek devam edersek. Bir de tabii, mevcut durumda elektrikli otomobillerde kullanılan madenler Türkiye'de ne durumda? Onu da merak ediyorum. Yani bunu üretirken ya da ülkeler üretirken hangi madenlere yoğunlukla ihtiyaç duyuyor? Türkiye'de bu noktada nerede? Evet. Elektrikli araçlarda konvansiyonel yani klasik üretim yapılan araçlarda 5 ton madene ihtiyaç var bildiğiniz gibi. Bunlar da demir, kurşun, çinko, bakır, silis ve bunlar gibi birçok maden var. Ama elektrikli araçlarda bunlara ilaveten bizim stratejik maden, kritik maden dediğimiz grafite, nikele, lityuma ve kobalta da ihtiyacımız var. Burada belirtmek isterim ki mesela bir elektrikli araç üretiminde en az 54 kilogram grafit kullanılıyor. Bunun yanında 63 kilogram nikel, 22,5 kilogram kobalt ve 80 kilogram lityuma ihtiyaç var. Bu araçların pil ve bataryalarında da ayrıca 63 kilogramlık bir lityum gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde de kobalt, nikel ve lityumun da aralarında bulunduğu batarya metallerine tüm dünyada talebin 10 kat artacağını öngörüsü var. Burada bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Sydney Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerini yapmak için kullanılan kilit minerallerden olan lityum, kobalt ve nikelin temin edilmesi en büyük dünyadaki ülkelerin endişe kaynağı. Çünkü bu ülkelerin endişe kaynağının sebebi bunları üreten ülke sayısının da son derece az olması ve rezervlerin de tespit edilen rezervlerin henüz belli ülkelerde toparlanmış olması. Bu minerallere yönelik hızlı artan talep de dünyanın dört bir yanındaki coğrafik noktalarda madencilik faaliyetlerinin genişlemesini gerekli kılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre de elektrikli otomobil endüstrisinin 2040 yılına kadar küresel iklim hedeflerini karşılamak için en az 30 kat daha fazla lityuma, nikele ve diğer önemli minerallere ihtiyaç duyulabileceğini belirtiyor. Bugün Paris Anlaşması'na uygun olarak ısınmayı 2 derecenin altına sınırlama hedefine ulaşmak için bu önemli minerallerin de üretiminin
önümüzdeki 20 yılda 4 katına çıkması öngörülüyor. Bu gerçekten çok büyük bir miktar. %100 yenilenebilir enerji hedefi talebinin ekonomik olarak üretilebilecek nikel yataklarının %136'sına, lityum için %280'ine ve kobalt için de %426'sına ulaşabileceği öngörülüyor. Bu ne demek? Mevcut rezervlerin bu talebe yetmemesi demek. Bu da dünyadaki ülkelerin bu kritik madenlerin rezervlerinin geliştirilmesine, yeni maden yataklarının bulmasına ve yeni işletilebilir rezervlerin bulmasına zorunlu kıldığı anlamına geliyor. Bu gerçekten son derece önemli. Ben önümüzdeki 10 yılda lityum sektörünün büyük bir büyüme gerçekleştireceğini tahmin ediyorum. Daha doğrusu ben değil, dünya böyle tahmin ediyor. Özellikle de sera gazı emisyonunun azaltılmasında, iklim krizindeki en büyük mücadele edeceğimiz sera gazı emisyonunun azaltılması yönelik dünya çapında artan hassasiyette de daha geniş enerji kaynaklarının ve elektrikli araçların öneminin arttığını belirtmek istiyoruz. Bu durum özellikle lityum talebinde çok önemli bir artış yaşanmasına neden olacak. Ben burada Fitch'in bir tane değerlendirmesi var. Günümüzdeki lityum talebinin yaklaşık %45'ini elektrikli otomobil sektörü oluşturuyor. Bu oran 2030 yılına, yani 8 yıl sonraya geldiği zaman da elektrikli araç sektörü lityumun %80 seviyesini talep edecek diye bir öngörü var. Evet, bunlar bu lityum, nikel ve kobalt gibi yeşil dönüşümde çok kritik olan madenlerin nerelerde üretildiğine de baktığımız zaman biraz önce de dediğim gibi bunlar belli ülkelerde yoğunlaşmış durumda. Bugün Avustralya, Şili, bir defa en büyük üreticiler. Şimdi Çin bütün bu üretimin, bataryaların, pillerin üretim merkezi olarak en öne çıkmış durumda. Dünyadaki elektrikli otomotivlerin veya lityum pillerin %80'ini, 2020'deki rakam bu, %80'ini Çin gerçekleştirmiş durumda. Burada da bütün dünya şu an bu kritik madenlere ve nadir toprak elementlerine ulaşmak için inanılmaz bir çaba içinde. Biraz önce sorduğunuz soruya da gelmek istiyorum. Bizde de nikel ve lityum, nikel ve kobalt üretiliyor. Lityumda ilgili Etibank'ın geçen sene kurduğu 10 ton kapasiteli bir pilot tesis diyebileceğimiz küçük bir tesis var. Bu borun geri dönüşüm artıklarından yapılıyor, elde ediliyor ve bunun geliştirilmesi ve işin de Ar-Ge'ler devam ediyor. 600 tonluk yeni bir tesis hedefi var. Bu ülkemizin son derece önemli. Gelecekte elektrikli otomotiv üretiminde de kendi kaynaklarımıza sahip olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ama şu anki mevcut durumda ürettiğimiz henüz yeterli bir seviyede değil. Şimdi bu bahsettiğiniz nikel, lityum, kobalt biraz açtınız ama biraz daha açalım. Bunlar kritik maden gibi duruyor ki önümüzdeki süreçte elektrikli araçların sadece otomotivde değil çoğu yerde dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte bu tarz madenlerin yoğunluklu kullanılacağını öngörebiliyoruz. Cep telefonlarında da lityum, kobalt, işte nikel, bunlar da kullanılıyor diye biliyorum. Bunları hangi ülkeler yoğunluklu üretiyor? Türkiye'nin bu noktada ithalatı ne kadar? Türkiye'de bu madenlerin üretimi var mı? Varsa eğer neden üretemiyoruz? Eğer yeterli derecede yoksa. Bunu biraz açalım mı? Tabii ki. Şeylerin biraz önce bahsettiğim lityumla ilgili çalışmalar devam ediyor. Dünyada zaten bunun 3 tane temel ülkesi var, üreten ülke var. Bu üreten ülkelerin şeyini ben payını da belirtmek istiyorum. Bu arada lityum borun bir çıktısı değil mi? Değil. Borun borda az miktarda bulunuyor. Oradan artık atık sularından elde ediliyor şu anki tesiste.
Ama bu arada bordan da lityum elde edilmesi için Ar-Ge çalışmaları devam ettiğini Onudan biliyoruz. bahsediyorum. Evet, yani bordan Evet. da elde edildiğine dair daha önceki Maden Dünyası yayınlarımızda konuşmuştuk. Buyurun. Evet. Bordan, borun atıklarından elde ediyor. Evet. Ama direkt bordan elde edilmesiyle ilgili henüz netleşmiş bir şey yok. Ama bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları da devam ediyor. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde bu kritik minerallerin üretilmesiyle alakalı ciddi araştırmalar yapıyor. Bizde de bildiğiniz gibi Bor Enstitüsü var. Bunlarla ilgili çok ciddi Ar-Ge'ler yapılıyor. Ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz ki bu 10 tonluk pilot tesisin kurulması çok ciddi bir Ar-Ge sonucunda oluştu. Bunun geliştirilmesi ülkemizin özellikle lityum eldesinde dışa bağımlılığı azaltacak. Şu an açıkçası lityumun ne kadar ithal edildiğini bilmiyoruz, ne kadar kullanıldığını bilmiyorum ülkede. Bu otomotiv sektörü zaten en büyük şeyi, pazarı bunun otomotiv sektörü. Ama gelecekte bizde de bunun mutlaka üretileceğini ve kendi oluşturacağımız sektörlerde de kullanılacağını umut ediyorum. Şimdi sadece tabii bu kritik mineraller gerçekten son derece önemli. Bunların da dünyada üretici ülkeleri 3 veya 4 tane civarında. Mesela nikelde en büyük Endonezya, Filipinler ve Rusya var. Kobaltta Demokratik Kongo Cumhuriyeti var ki %70 civarında bir üretim kapasitesine sahip. Rusya ve Avustralya var. Grafitte Çin var ağırlıkta. Çin, Mozambik, Brezilya. Nadir toprak elementlerinde yine Çin, ABD ve Myanmar var. Lityum üretiminde de %50'lik bir kapasiteyle Avustralya var, Şili var ve Çin var. Biraz önce de mesela platinyumda da Güney Afrika, Rusya ve yine Zimbabwe var. Şimdi baktığımız zaman şeylere, bu kritik madenlere üretimini gerçekleştiren ülke sayısı 3'ü 4'ü geçmiyor. Yoğunlukla piyasayı sirküle eden. Bu da burada rezervlerin bugüne kadar ortaya çıkmış olması ve uzun yıllardır bununla ilgili dünya piyasasındaki pazarı karşılama kapasitelerine ulaşmış olmasından kaynaklanıyor. Özellikle de bu kritik madenlerle, minerallerle beraber nadir toprak elementlerini kullanımının da tüm dünyada çok öne çıktığını görüyoruz. Bunda da yine belirleyici olan Çin ve gerçekten de nadir toprak elementleri son derece aslında çok uzun bir tarihçesi yok. Yine bunda dediğim gibi %80'ine yakın Çin hakim. Ülkemizde de nadir toprak elementleriyle ilgili bir enstitü var. Bunlarla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ama henüz burada da bir üretimimiz yok. Bunda da umut ediyoruz ki yakın bir gelecekte burada da gerekli rezervlere ulaşırız ve sektör olarak da bunların üretimini gerçekleştirebiliriz. Evet. Peki bu nadir toprak elementleri çok kritik elementler bunlar. Çok da bilinen bir maden değil bu elementler daha doğrusu. Günlük hayatımızda biz nerelerde kullanıyoruz? Onu da böyle bir iki dakikada anlatırsak. Buyurun. Nadir toprak elementlerini aslında baktığı zaman biraz önce telefon dediniz. Telefonda 8 adet nadir toprak elementi kullanılıyor. Bunlar çok gerçekten küçük miktarda kullanılıyor. Çiplerde kullanılıyor. Bugün sıkıntısını çektiğimiz dünyanın sıkıntısını çiplerde kullanılıyor. Röntgen görüntüleme cihazlarında kullanılıyor. İnanılmaz bir alanı var. Kullanım alanı var. Bunların kritik olması gerçekten çok az bulunması. Nadir toprak elementi denmesinin nedeni de bu. Şeyleri ki burada nadir toprak elementlerinde mesela Japonya buna adı vermiş. Teknolojinin tohumu. Nadir toprak elementlerine Japonlar teknolojinin tohumu tanımını getiriyor. Amerikalılar ise teknolojik metal olarak adlandırıyor. Burada ilaç endüstrisi, yeşil enerji dönüşümü, savunma, telekomünikasyon aklınıza nereye geliyorsa itici bir güç olarak
çok küçük miktarlarda nadir toprak elementleri kullanıyor. Nadir toprak elementleri de dediğimiz zaman arasında nadir toprak elementleri 17 adetten oluşuyor. Bunun 15 tanesi lantenit grubu dediğimiz mineraller ve 2 tanesi de bunlara ek olarak skandiyum ve itriyum olarak geçiyor. Bunlar gelecekte de son derece önemli ve bu ticaret savaşlarında da Çin'le Amerika'nın ticaret savaşlarında da son derece öne çıkan bir element grubu. Bunların adını çok daha duyacağız. Biraz önce de söylediğim gibi bilgisayarlardan, kibrit araçlardan, şarj edilen pillerden, düz televizyon ekranlarından, dizüstü bilgisayarlarından, rüzgar türbinlerinden, radar sistemlerine kadar, korozyona daha dayanıklı metal alışımların oluşturulmasında, uçak motorlarında, tıpta, seramik cam üretiminde, petrol yakmasında bunlara ihtiyacımız var. Ve bunların kritik olarak dünyada da stratejik olarak üreten ülkeler gerçekten ön planda olacak. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey değerlendirmeleriniz için. Tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, maden dünyası burada sona eriyor. Birazdan Profesör Sadi Uzunoğlu hocamızla aile ekonomisindeyiz.